Türkiye'deki gelişmelere bakarken dünyada yaşananlara da mutlaka dikkat kesileceğiz. Çok acı bir olay. Irak'ta bir düğün salonunda meydana gelen yangında yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Ya Rab, Burası Irak Musul bir düğün salonu yangın çıktı. Sonuç yüzlerce ölü 500'ün üzerinde yaralı. Yangın Hendanya kasabasına meydana geldi. Havai fişeklerin neden olduğu belirtiliyor. Salonun çatısından tüm binaya yayıldı. Bina yanıcı inşaat malzemesinden yapıldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Bina yangından sonra çöktü. <laughs> Musu çevresinde güvenlik ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak tüm sağlık kurumları alarmda. Bölgede acil durum ilan edildi. Gelin ve damat da hayatını kaybetti. Dans ettikleri sırada yangın çıktı. Görüntülerde insanların panik içinde koştukları görülüyor. Çok ama çok acı bir olay. Arkadaşlarım gelişmeleri takip ediyorlar efendim. Tabii emeklerimizden mesajlar geliyor yoğun olarak. Biz yine hayal kırıklığına uğradık diyorlar. Ne olacak diye soruyorlar. Efendim benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı bir önceki seçimden önce yaptığı taktiği, uyguladığı taktiği yeniden hayata geçirmek istiyor. Böyle bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. O kritik yerel seçim takvimine doğru giderken, 31 Mart'taki yerel seçime doğru giderken, Ocak ayından itibaren kese ağzını açacak. Emekli maaşlarını orada artı, artıracak. Orada emeklinin gönlüne girmeyi düşünüyor. Tam da böyle hafızalar tazeyken seçime gitmek istiyor. Daha ben ne yapmıştı? İşte yapmam yapmam dediği bu EYT başta olmak üzere pek çok düzenlemeyi kritik seçimlere yaklaşırken düzenleyi vermişti. Hatırlıyor musunuz? Yine aynısını yapacak. Ama o arada emeklimiz ekimi nasıl geçirecek? Kasım'ı nasıl yaşayacak? Aralık'ta ne yapacak? Yani bu üç ay emekli için gün 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 nasıl geçinecek onu bilmiyorum. Bu kadar zorlu bir dönemde bekledikten sonra Ocak ayında yapılacak zam emekliyi yine Erdoğan'a yöneltir mi yönlendirmez mi bilemiyorum bakacağız gazetelere devam ediyorum geçinmek çok zor bu sabah sizler de katılın katılın ki Ankara'ya duyuralım eğer geçinmek çok zor diye düşünüyorsanız her köşede bir çete dün sizlere aktarmıştım doğrusu biraz sonra deneyimli bir gazeteci aynı zamanda siyasette yapan bir isim dünyaya sağdan bakan bir isim ama adalet penceresinden bakan bir isim geliyor Ali Yerlikaya döneminde İçişleri Bakanlığında çok etkili bir takım yasa dışı suç örgütlerine, mafyatik yapılara ilişkin organizasyonlar yapılıyor. Yani o suç örgütlerine yönelik, mafyatik örgütlere yönelik mücadele artırıldı. Peş peşe operasyonlar gerçekleşiyor. Bunu da biraz sonra konuşacağım. Bu bahisten açılınca MHP lideri Bahçeli'nin İçişleri eski bakanı Soylu ile ilgili destek tweetlerinin, destek mesajlarının anlamını da o biraz sonraki konumla konuşacağım. Çünkü bunun tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum şu anda. Biraz sonra detaylandıracağız. Vatandaşın malına canına kasteden, polisle dahi çatışan çeteler bir an önce neşter bulması gereken güvenlik sorunu haline geldi. Yeni konjonktürde suç örgütlerine yönelik baskınlar dikkat çekerken, bakın burası önemli. Yeni konjonktürde suç örgütlerine yönelik baskınlar dikkat çekerken diyor. Bu ne demek? Bu yeni bakan döneminde demek. Yeni bakan geldi ya Ali Yerlikaya, emniyette değişikliklere gitti. Bakan Yerlikaya kendi sorumluluk alandaki emniyetle, jandarmayla birlikte peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor. İşte bunu anlamamız gerekiyor. Konum o nedenle önemli. Hem gazeteci bakışı var derinlikli, hem siyasetçi bakışı var. Analiz edeceğiz hepsini beraber efendim. Şimdi dün bir taraftan İrfan Değirmenci izliyoruz ana haber bültenimizi. Haberler, Türkiye'nin gündemi. Fakat bir taraftan da bakanlar kurulundan çıkacak haberi. Acaba emekliye bir müjde gelecek miydi? Hayır. Biraz evvel söylediğim gibi emekliyi Ocak ayına kadar bekletecekler. Erdoğan gençlerimize müjde veriyorum diyerek bakın neleri açıkladı. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Emekliler bekledi, iktidarın deyimiyle müjde gençlere geldi. Erdoğan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. 9500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar için toplam destek 5500 lira. Bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti Erdoğan. 18 yaşına giren gençlere bir yıl süreli genç kart verileceğini söyledi. Bu gençlerimize bir yıl süreyle geçerli olmak üzere genç kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Aile ve Gençlik Bankası hazır dedi. Pilot bölge deprem bölgesi olacak. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız konut ve araç ilanları için alınan yeni kararı açıkladı. 1 Kasım tarihi itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde artan fiyatlara dikkat çekti. Deprem zedelerimizi mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Bizi rakip görenler ise kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla, kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla, tek taraflı dayatmalarla aynı masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. Orta vadeli programa destek istedi. Orta vadeli programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük 12 Kalkınma planını ve hükümet programını yakında milletimizin ve iç dünyamızın takdirine sunacağız markajında muhalefet vardı altılı masa 16'lı masada olduğu gibi ne oldu tepindiler tepindiler hepsi ortadan yok oldu Erdoğan Erivan yönetimine seslendi. Zengezur koridorunun önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın da dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. Türkiye bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir. Bundan sonra da çekinmeyecektir. İnşallah Zengezur koridorunu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la karayolu ve demiryolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Şimdi bak emekliyle ilgili Uygar Bey diyor ki halk tabiri vardır diyor. Ölme işiim ölme. Ben nasıl bekleyeceğim 3-4 ay diye soruyor Uygar Bey. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı bir ince taktik yapıyor. Türkiye'nin ekonomik durumunu da tabii gözetiyor. Muhtemelen maliyeden, ekonomi yönetiminden bu yönde bilgiler geliyor. İşte şu anda yapamıyorlar bunu. Ama yapacak. EYT'yi de yapamıyorlardı, yaptı. Değil mi? Ama ne dersiniz efendim? Mesela tam Ocak ayında 2024'e girerken emeklimize %100 zam yapıyorum dese. Rahmetli Erbakan böyle yapardı biliyorsunuz. Tam seçime giderken. Etkilenir mi? Ya da Uygar Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Bugün Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü diyor. Saygıyla, özlemle anıyoruz onu da. Bize de bunu hatırlattığı için Cumhur Bey'e, Cumhur Terzi'ye de çok teşekkür ediyorum efendim. İşte gazetelerdeki manşetlere devam ediyorum. Karardan bir haber daha sonra... Heh, Ahmet Güneştekin Venedik'teki o sembol binayı satın aldı ve orayı artık... Türkiye'nin adını sanatla duyurabileceği bir sanat merkezi haline getirecek. Son sergileriyle adından söz ettiren sanatçı Ahmet Güneştekin, Venedik Bienalinin başlıca sergi alanlarından Palazzo Gradinigo'yu satın aldı. Gradinigo, Gradinigo'yu satın aldı. ha sonunda başardım söylemeyi. Palazzo Gradinigo, Eserlerini tarihi 16. yüzyıla uzanan görkemli yapıda sergileyecek olan güneştekin genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı sağlayacak olması çok güzel bir adım dedi.